Herkese merhaba. İstanbul Edebiyat Evi Kıraathane Edebiyat Tarihi konuşmalarında bu programda Theodor Kasap Oyunlar kitabı üzerinden bir 19. yüzyıl Osmanlı münevverini adı sana çok bilinen ama aslında ne yaptığı o kadar bilinmeyen hani böyle lise edebiyat kitaplarında Türkiye'nin ilk mizah dergisini çıkartan Theodor Kasap düzeyinde geçen bir yazarı, bir gazeteciyi, büyük bir hicivci, tenkitçiyi konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Seva Şahin ve Stefa Bendisoy'la. Seva Hanım, Mimar Sinan Üniversitesi'nde akademik çalışmalarını sürdürüyor. Gerek çağdaş Türkçe edebiyat, gerek klasik edebiyat konusunda. Tabiri caizse arkeolojik bir edebiyat tarihi kulvarı açtı ve orada hepimizin ilgiyle takip ettiği kitaplar üretmeye devam ediyor. Stefa Bendisoy İstanbul Teknik Üniversitesi'nde akademik çalışmalarını sürdürüyor. Tarihçi bir akademisyenimiz. O da özellikle Geç Osmanlı'da sosyal hayat, emek tarihi ya da çok kültürlü, çok dilli entelektüeller diyebileceğimiz bir aralıkta çalışıyor. Tabii bu iki kıymetli akademisyeninde Theodor Kasap gibi büyük bir isim bu sohbette bir araya getiriyor. İstos yayından çıktı Theodor Kasap'ın Oyunlar kitabı. Genel bilgi vermek gerekirse Kasap'ın iki önemli uyarlaması, Molière uyarlaması, Pintamit ve İşkilli Memo. Ve bunun dışında aslında sahnelenmesi için yazılmamış. Ama bunu sohbet sırasında açarız. Kasap'ın büyük ihtimal kendi mizahı hicvi için çok pratik bulduğu tiyatro formunda kaleme alınmış, hayal dergisinin sayfalar arasında kalmış bazı oyun formunda metinler içeriyor. Bu metinler de en temelde aslında döneminin gündelik hayatı, gündelik siyasi tartışmaları hem saray ve toplum arasında hem dış dönemin gazeteleri hem dış politikayla ilgili yorumlarını, istihsalarını, tenkitlerini içeren metinler, genel girizgahımız olsun. Şunu sorarak başlayalım. Harici alem Theodor Kasap, Türkiye'nin ilk mizah dergisini çıkartan gazeteci. Büyük ihtimal ilk siyasi karikatürden de hapse giren gazetecisi. Peki sadece bu kadar mı Theodor Kasap? Yani bugün Theodor Kasap'ı içinde bulunduğumuz konjonktürde, içinde bulunduğumuz aslında tek etnisite üzerinden okunan Türkiye edebiyat tarihinde başka nereye koyabiliriz diye başlayalım sevgilerim isterseniz. Evet, şimdi Theodor Kasap büyük bir isim ve döneminde aslında hem çok meşhur bir isim, hatta Ebu Ziya Tevfik Theodor Kasap için diyor ki Namık Kemal'den sonraki döneminin en önemli ismidir. Böyle bir tespiti var Ebu Ziya Tevfik'in. Fakat her ne olmuşsa bu tespit sonrasında maalesef ortadan kalkmış ve Theodor Kasap unutulan ve unutturulan belki de bir bireye dönüşmüş durumda. Hala öyle aslında. Yani hala Theodor Kasap'la ilgili bilmediğimiz yani yapılması gereken birçok şey var. Şimdi bu tabii İstos yayınları sayesinde Theodor Kasap gün ışığına ilk defa çıkmış oldu. Yani oyunları daha önce yayınlanmıştı ama sadeleştirilerek yayınlanmıştı. Ve Theodor Kasap'la ilgili birkaç tane makale dışında çok fazla bilgimiz yoktu. İşte ben bu oyunlar için bir giriş yazdım ama daha çok Theodor Kasap'ın kendi yazdığı gazete ve dergilerden yola çıkarak bir şeyler yazmaya çalıştım. Sonrasında da mesela ama bugün biraz daha fazla şey biliyoruz Theodor Kasap'la ilgili. Yapılmış çalışmalar var. Tarinas'ın önemli bir makalesi yayınlandı Kebikeç'te. Biraz sonra Medlin'in doktora tezinden de bahsedeceğiz. Amerika'da Theodor Kasap'ın da içinde bulunduğu bir doktora tezi yazıldı. Şimdi Theodor Kasap 19. yüzyıl Osmanlı aydını ve tipik bir aydın bence. Çünkü bugünden baktığımızda hani Osmanlı aydını kimdir diye düşündüğümüzde Theodor Kasap 19. yüzyıl Osmanlı aydınının önemli figürlerinden biri. Tipik dememin sebebi de şu, senin de biraz önce bahsettiğin gibi çok kültürlü, çok etnisiteli bir toplum 19. yüzyıl Osmanlı toplumu. Ve birçok aydın mesela okuma yazma bilmese de başka milletlerin dilini biliyor yabancı diller dışında.
Nitekim Teodor Kasap ta Sultanahmet'te işte bu mizah gazeteciliğine başladık, başı derde girip hapse girene kadar Türkçe okuma yazmayı bilmeyen biri. Burada Türkçe okuma yazma öğreniyor. Ama Türkçe gazete ve dergi çıkarabiliyor. Nasıl yapabiliyor bunu? Kendisi okuma yazma bilmemesine rağmen başka arkadaşları var Osmanlı tebaası içinde. Ve bunların aracılığıyla çok dilli bir gazete çıkarmak mümkün oluyor. Aynı şey mesela Türk etnisi sitesi içinde geçerli. Onlar da Rumca okuyup yazamasalar da bir gazetenin ya da dergini farklı dillerde yayınlayabiliyorlar. Mesela Namık Kemal'in Rumca bildiğini biliyoruz. Ziya Paşa da öyle, keza. Şemsettin Sami zaten birçok dil biliyor ama bunların hangilerini okuyup yazabiliyorlardı hikayesini bilmiyoruz. Ama konuştuklarını, işte anlaşabildiklerini, ya bu milletler arasında bir etkileşim olduğunu biliyoruz. Şimdi bugün mesela Osmanlı Edebiyatı'na dair çalışmalara baktığımızda sanki bunlar böyle ayrı uydularmış. Yani birbirleriyle hiç etkileşime geçmiyorlarmış. Ve herkes kendi çapında bir adaymış gibi bir yaklaşım var. Bilmiyorum ben yani o değişti. Tam zaten bu noktada şöyle bir hani bir şöyle bir geriye bakalım biraz nasıldı hem siyasi atmosferi hem entelektüel üretim ortamı nasıldı? Bugün sabah ben mesela burası için hazırlanırken Anadolu Türkçe olmayan bir arkadaşıma Kasap'tan bahsediyordum ve hani aynı anda işte Türkçe, Rumca, Fransızca çıkartıyor, Rumca. Birbirleriyle Rumca. Anlaşıyorlar vesaireyi anlatırken büyük bir böyle gözleri açılmış halde bakıyorlar. Bunu gündelik hayatın parçası olarak mı yapar? Evet, gündelik hayatın parçası olarak yapar çünkü gündelik hayat çok dilli. Evet. Yani çeviri faaliyeti çok hızlı vesaire vesaire. Nasıldı? Sayın Mermi Soy. Böyle çok yani geniş bir soru tabii bu ama tabii. Şimdi Teodor Kasap'ın tabii ki böyle bir hani İstanbul'un Osmanlı başkentinin düşünsel hayatı ve yayıncılık hayatı içerisinde vurduğu damga aslında oldukça özel bir döneme tekabül ediyor. Bu özel dönem hani hakikaten Osmanlı İmparatorluğu açısından 19. yüzyıl gerçek anlamda tabii hızlı geçen bir dönem. Yani en uzun yüzyıl dense de böyle çok tempolu bir tarih tabii ki bu uzun yüzyıl. Ve onun çok özel bir bölümü aslında 1870'li yılların neredeyse tamamı Osmanlı İmparatorluğu açısından hem yeni umutların, siyasal, toplumsal, ekonomik yeni umutların yeşerdiği ama aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçekten bir varoluş krizine sürüklendiği ve bu varoluş krizinden de büyük yaralar alarak çıktığı bir dönem. Dolayısıyla bir bakımdan aslında büyük umutlarla başlayan ve sonra da bir umutsuzlukla sona eren veya bir böyle bir nekat dönemiyle sonuçlanan bir dönemi yaşayacak Osmanlı İmparatorluğu ve Teodor Kasap da tam bu dönemin başında İstanbul'da bulacak kendisini. Belki biraz sonra şey konuşuruz yani Teodor Kasap'ın 1870 öncesi de hayatı son derece çarpıcı. Evet, o konuda tipik değil. O konuda tipik değil. Bir hayat ve gerçekten böyle şey hala böyle içinde tırnak içinde gizemler barındırsa da böyle bir hani çok çarpıcı bir hayat. Ama 1870'te İstanbul'a geldiğinde bambaşka bir ortamla kendisini karşı karşıya bulacak. 1870'lerde çok temel itibariyle böyle tartışacak olursak Tanzimat'ın bir döneminin bittiği, işte meşhur Tanzimat'ın büyük devlet adamlarının Fuat Paşa'nın, Ali Paşa'nın hayatını kaybettiği, hızla Abdülaziz'in devlet dizginlerini elinde tutmaya başladığı ama aynı zamanda Babali'nin de kendisi varlığını hissettirdiğin işte böyle Nedim Paşa gibi, Mithat Paşa gibi figürlerle, Rüştü Paşa gibi figürlerle bir dönem ve hızla bu dönemde Osmanlı başkentinin fikri hayatı da canlanacak. Yayın hayatı da 1860'larla birlikte başlayan yayın hayatı da yeni bir tempoya kavuşacak. Yine kültürel hayat açısından farklı başka ifade biçimleri, işte Osmanlı tiyatrosundan bahsedeceğiz elbette son derece farklı alanlarda kendisini çok güçlü bir şekilde hissettirdiği bir dönem. Unutmayalım bu dönem tabii ki Osmanlı İmparatorluğu açısından muazzam bir uluslararası kriz. İmparatorluk içerisinde bir ekolojik kriz, Anadolu'da açlığın tekrar yaşandığı bir dönem. İsyanların Rumeli'de gerçekleştiği, Hersek'te, Bulgaristan'da isyanların gerçekleştiği, savaşların Sırbistan ve Rusya'yla sonrasında gerçekleştiği ve elbette Osmanlı başkentinde bir anayasal monarşi deneyiminin yani kanun esasının hazırlandığı bir dönem. 1876 yılında 3 ayrı tahta isim görüyoruz. Abdülaziz tahta olacak, sonra indirilecek, 5. Murat geçecek, ardından Şehzade Hamit beklenmedik bir şekilde tahta çıkacak vesaire. Bu fırtınalı atmosfer içerisinde Teodor Kasap dönemin en şöhretli, yani İstanbul'un fikir aleminin diyelim, yani bir okuryazar toplumunun en bilinen simalarından, hiç olmasa tabii başa yazılacak isimlerinden bir tanesi.
Ve burada çok hani yoğun bir mayalanma var ve bu mayalanma içerisinde Teodor Kasap'ın çabaları çok önemli. Yani hem gazeteciliği itibariyle, dergiciliği itibariyle hem popüler kültür biçimleri, tiyatro gibi alanlardaki müdahaleleriyle oldukça yoğun bir bu mayalanmaya hizmet ediyor. Yani en temelde söyleyecek olursak hani böyle çok uzatmamak bağında tabii ki Osmanlıcılığın böyle çok hızlı bir biçimde Osmanlı kamusal hayatında ve Osmanlı münevverleri arasında yayıldığı bir dönemde Osmanlı anayasacılığı ile birlikte Osmanlı kimliğinin yani çok dilli, çok etnili, çok dinli imparatorlukta bir Osmanlıcılığın en genel anlamıyla imparatorluğun devlet-i aliyenin gemisinin yüzdürülmesi için en şey önemli çıkış olarak gördüğü bir dönemde Teodor Kasap hem kendi varlığıyla hem yazdıkları itibariyle hem de duruşu itibariyle yani popüler kültüre gerçek anlamda çünkü bir halkçı şeyi var, kültür algılayışı var. Buradaki duruşuyla bu idealleri cisimleştirecek. Bu anlamıyla tabii ki başta da söylendiği gibi aslında gerçekten Osmanlı münevverinin şeyi yani alamet farikası yani böyle timsali konumunda bir isim olacak. Yani en genel anlamıyla bunu söyleyebilirim. Şimdi Osmanlıcılık açısından şöyle önemli bir tarafı da var Teodor Kasap'ın. Dil meselesi. Çünkü hani şeyden sonra o ilk resmi gazete, yarı resmi gazetelerden sonra çok sayıda yani matbuat da çok canlı bu yıllarda şeyde Osmanlı'da. Fakat şey var, hala dil çok anlaşılır değil. Teodor Kasap yani mizahla aslında dili oldukça anlaşılabilir bir boyuta geliyor. Ağdalı terkipler yok Teodor Kasap'ın gazete ve dergilerinde. Yani mizah hem var olan gündelik hayatı yansıtmak için çok iyi bir araç, hem böyle hani eleştiriyorum ama gibi bir amayı göstermek açısından iyi bir araç, hem de dil herkesin anlayabileceği bir dil. Yani gerçekten halkçı. Bu mizahla yapılabilecek bir şey. Bir de konuşma dili aslında. Ha, konuşma dili. Zaten şeydir, Teodor Kasap'ın çıkardığı gazete ve dergilerde mesela hayal baştan sona böyledir. Karagöz ve Hacivat konuşur. Yani Karagöz ve Hacivat'ı alır ve onları hep konuşturur. Sürekli bir diyalog şeklinde geçer. Ve bu çok uzun yıllar bir gelenek oluyor. Mesela Teodor Kasap'ın başlattığı bu mizah gazeteciliğinin bir başlangıcı. Çok yani hatta 2. Meşrutiyet'in ilk yıllarında bile karşılıklı böyle diyaloglarla kurulmuş çok sayıda. Mesela bunu alıyorlar 2. Meşrutiyet'te. Sonra mesela Hayali Cedid, bu hayale gönderme yapan bir dergide. Onlar mesela bunu tramvayda, işte ne bileyim tiyatroda, yolda falan şeklinde diyaloglara dönüştürüyorlar. Bu Teodor Kasap'ın Karagöz ve Hacivat arasında başlattığı diyaloğu. Bu sefer gündelik hayatın ne diyeyim yeni aktörleriyle bir diyaloğa çeviriyorlar. O anlamda da böyle bir gazetecilik geleneği başlatıyor. Çok uzun yıllar devam eden. Bir de şöyle bir şey var. Buyurun. Çok özür dilerim. Bu mükalemeli hikaye dediğimiz 19. yüzyılın sonunda hatta tarih kurucuların falan da kullandığı bütün bir hikayeyi karşılıklı yazmak. Yani bir hikaye anlatmanın formülü olarak diyalog kullanmak. Şimdi bunda da ben mesela Teodor Kasap'ın çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü o zamana kadar böyle bir şey yok. Yani hayale kadar yani Teodor Kasap'ın bir hikayeyi ya da bir sorunu, bir meseleyi diyalogla anlatma tekniği yok. Bu doğrudan hani o modernliğin Türkçeyi daha anlaşılabilir bir formatta kullanmak için onun bulduğu bir yöntem aslında. Ve bu yöntem çok işe yarıyor. Ve zaten işe yaradığını da hep şeyden anlıyoruz. Mektuplar geliyor mesela. Ya da hemen çok büyük tartışmalar çıkabiliyor. Çünkü herkes anladığı için dönemin bütün gazeteleri şöyleymiş, böyleymiş gibi bir şey var. Bir de şu da önemli. Mesela dış politika çok önemli. Senin de bahsettiğin tam bir kriz dönemi aslında. Sürekli şey, diğer gazetelerin hangi haberleri yazdığı ve bunlardan hangilerinin yanlış olduğu, işte kimin kimi taklit ettiği ve aslında doğrunun ne olduğu üzerine de bir fikir yürütüyor Teodor Kasap'ın. Yani hep polemikçi. Yani Teodor Kasap'ta benim gördüğüm şey, hep ben öyle diyorum ona, işte iflah olmaz bir polemikçi. Yani polemik, sürekli polemiğe girmekten ve bir polemik yaratmaktan, özellikle polemik yaratmaktan bir haz alıyor neredeyse. Hı hı. Öyle bir şey var. Bu dinle de yansıyor. Bir de mesela şöyle bir şey var. Hani ilk çıkardığı dergi 1870'te dönünce Paris'ten Çıngıraklı Tatar. Ve orada
Bir, pardon, affedersin. Diyojen. Mesela Diyojen bir Yunan aydınlanmasına da, değil mi? Aslında. Yani Diyojen adını koyması. Ya Diyojen adını koyması yani çeşitli şeylerle söylenebilir. Bir tanesi tabii ki Diyojen adını koyması şey, Anadolu vurgusu bence. Yani böyle Sinoplu olması falan, evet, bence Sinoplu. Şey yani bir tür böyle bir Anadolu şeyi olması, yani şarka ait bir şey. İkincisi sinizmin en temsilcisi olması. Dolayısıyla iktidara karşı böyle bir tür tavrı, yani iktidara karşı bir yanıyla eleştiren ama bir yanında onu da boş veren, ona şey yapan, ona şey yapmayan, prim vermeyen diyelim tarafıyla falan böyle bir takım bence farklı farklı unsurları bir araya getiren bir unsur. Bir de yani spekülasyon olacaktı. Biraz şey figürlerini de seviyor tam da bulunduğu pozisyonda. İfli olmaz polemikçilikten de yani tüm kale göz vurguları, yani o hadi işte sonradan akademikleştirilmiş hali, halk tiyatrosunun bu tür şey işte Pişeker olsun, Çingat Tatar da aslında çok benzer. Yani o figürler sürekli Diyojen'de olduğu böyle bir hani sert konuşan, dik konuşan, şey olan, yani böyle toplumun birazcık daha dışında tutulan ama en doğruyu söyleyen. Lafı gediğine oturtan. Yani şeyde de öyle mesela. Dış haberleri takip edip bir sürekli bir kendine turnusol pozisyonu ve bunu da çok kendi için değil ama bir inandığı bir şey için, halkçı pozisyon için yapması çok figürümüzü birazcık ortaya çıkartıyor. Böyle bir sivri dille biat etmeyen, o mizahi halden, o bugünün terimiyle söyleyeyim, o belki trollük halinden haz da alan. Geçti aslında şey yapalım diyecektim de, spekülasyonu sürdüreceğim dil meselesinde özellikle. Hani birazcık bu kurduğu dil, işte Ağdalı'dan çıkma, nizai bir gündelik dili tutma, birazcık hani hem demotiki itibariyle söyleyeceğim çünkü çok yakın bu dönem o tartışmalar, yani Yunan dilinin, Yunanca'nın sadeleşmesi bir taraftan Türkçe'de yaşadığımız sürecin bir tür başlangıcında kasaba spekülasyon olarak söylüyorum yani. Çünkü kasabın metinlerini okuduğumuzda şu metinleri, bunlar çok rahat işte 1940'larda, 50'lerde Türkçe edebiyat olarak yazılabilecek metinler. Yani dil oraya dönüşmüş. Evet. Onun da bir hani kökenlerini bulabilir miyiz? İki ayrı soru sordum. Hani Diyojen sorusundan acaba o tarafta bir şeyi var mı? Yani şöyle tabii Teodor Kasap açık bir şekilde şey, dönemin diğer çoğunluğunun yani İstanbullu Rum veya bir Osmanlı Rum aydınlarının tersine tabii ki sade dilde yazıyor. Yani diğer unutmayalım tabii şey, Teodor Kasap yayıncılık hayatına zaten çok dilli bir yayıncı olarak başlıyor. Diyojen zaten önce Fransızca basılıyor. Şubat'ta, Nisan'da Yunanca, Rumca basılmaya başlıyor. Kasım'da en son Osmanlı Türkçesiyle Türkçe yayınlanmaya başlanıyor. Diğer süreli yayınlarında da tabii bu çok dilli çizgiyi sürdürecek. Ve orada da tabii genel olarak bir halk konuşma diliyle yazıyor. Yani sadece o Türkçe'de değil, diğer dillerde de genel olarak bir konuşma dili kullanıyor ve bunu yaparken tabii ki sadece dille ilgili bir mesele değil bu, aynı zamanda bu hani bir tür halk kültürü, bir tür popüler Osmanlı kültürü meselesinde sürekli uğraştığı bir mesele, ki Tanzimat eleştirisi de belki yeni Osmanlılarla burada bütünleştirilebilir. Osmanlı olanla, yani Osmanlı olanla ecnebi olan arasındaki farkı ortaya koyması. Yani şimdi yeni Osmanlılarda da gördüğümüz, hepsinde Namık Kemal'de falan da gördüğümüz, belki günümüz okuru için farklı biçimde algılanabilecek. Yani tabii yine Osmanlılar'da bir tür aşırı batılılaşmaya, aşırı Avrupalılaşmaya, Hristiyan unsurun, gayrimüslim unsurun bazı haklar elde etmesine yönelik bir İslami reaksiyon da var. Ama bunun yanında tabii ki o reaksiyon içerisinde neyin Osmanlı, neyin ecnebi olduğunu Teodor Kasap böyle bir asla dinsel, etnik terimlerle asla kavramıyor. Ona göre bir Osmanlı kültürü var. Ve bir de bir aşırı gaddulaşma şeyi var. O da tabii yine Ali Fuat Paşa'yı eleştirisi ve Osmanlı Babali'de geçerli olan bir akım. Basında da olan geçerli bir akım. Bu eleştiriyi yaparken dediğimiz gibi Osmanlı kültürünü o tabii ki o bir tür bir dinsel, dinsel ve etnik çoğulculuk bağlamında tarif ediyor. Ve bunu kutlu oradan yayınlarında da yansıtıyor. Yani ve sanırım yani bir sezi olarak hani okuyan insan, biraz böyle Osmanlı 19. yüzyılını takip eden bir insan açısından gerçekten de bunu başarıyor. Yani bir tür sokak
Osmanlı kültürünü bize veriyor ve orada bu tür etkileşimleri, bu tür gündelik çatışmaları, atışmaları, şeyleri hepsini veriyor. Dolayısıyla neyin Frank olduğu, neyin Osmanlı olduğuna dair çok net bir ayrım bize şey yapıyor. Ve dediğim gibi yani ilk bakışta bugün bizim böyle bir ulus devlet gözlükleriyle baktığımızda böyle bir işte şey olarak göreceğimiz, farklı terimlerle tarif edeceğimiz şeyi bir Osmanlı terimleriyle açıklıyor. Bu da çok önemli. Yani dolayısıyla dili kullanımı bunun da bir parçası. Yeri gelmişken söyleyeyim, geri dönmeyelim diye. Hani aşağı yukarı şeyi anladık, hani Türk Edebiyatı Panteonu'na niye giremediğini anladık ama bir de öteki taraftan bakalım. Yani tam ulus devlet bugünler geçti. Böyle bir çok kültürlü hayat kalmadı. Yunan Krallığı, Yunan Devleti oldu vesaire vesaire. Peki oradaki panteon, Teodor Kasap? Orada nasıl? Ya Teodor Kasap var mı en azından? Yani şöyle, sen Rumsun diye sana niye bu soruyu soruyoruz da tam aslında aynı yer. Ya tabii Yunan tarihi yazımı açısından Teodor Kasap büyük ölçüde yani Türkçe'de yani Türkiye'de en azından edebiyat çalışmalarında Teodor Kasap'ın belli bir yeri var. Yani Yunan tarih yazımında daha da az. Dolayısıyla ancak böyle biraz Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı Rumların tarihiyle ilgilenenler, Osmanlı'nın yayıncılığı... Daha çok sormuştum aslında. Tabii yayıncılığı ile ilgilenenler açısından bir figür. Aslında Yunanistan'da daha da az bilindiğini de söyleyebilirim. Elbette orada tabii bir dizi ciddi çalışma var ama bunlar çoğunlukla şeyin dışında tabii. Yani Teodor Kasap bir bilinmeyen orada da. Dolayısıyla çok da bir fark yok. Yani işte her iki tarafta ulus devlet olunca Osmanlı kimliği gitmiş. Ya gene aslında Kasap özelinde düşünürsek ya o kadar üretken ki gene bütün o tarihi aşıp ince ince sızabiliyor. Hani dönemi düşündüğümüzde yani birlikte çalıştığı insanlar biliyoruz. Evet. Hiçbir fikrimiz yok ama orada belli ki büyük bir, senin de söylediğin gibi büyük bir kaynama var, büyük bir birikim var, politizasyon var. Bir şey değişiyor yani çok belli. Ve bugüne işte 3 kişi, 4 kişi konuyu anabiliyoruz. Evet. Orada işte gene bir etnik şeyde tabii. perdeyi de aşabilirlerse vesaire. Biraz çizgisel yapalım mı şu 1870'ten önceki hayatı neydi şeyi vardı bir şimdi değiştirelim bir flashback yapalım. Tamam. Çok nereden renkli. Çıktı bu arkadaşımız? Nereden geldi? Çok renkli bir hayatı var Teodor Kasap'ın. 1835'te Kayseri'de doğuyor. Kavlasunlu. Ve çok küçük yaşta İstanbul'a geldiğini biliyoruz. Hatta daha önce bir konuşmuştuk galiba Stefan seninle. Çocuk yaşta Anadolu'dan kaçıp İstanbul'a gelenler var mesela. Muhtemelen onlardan biri. Böyle bir destekle falan değil. Çok küçük yaş sonra Kapalı Çarşı'da çalışmaya başlıyor bir kuyumcunun yanında. Yine bu dönemine dair çok az şey. Manifaturacı. Manifaturacı da deniyor. Aslında Astarcılar Han'da manifaturacı olarak şey yaptı. Söyleniyor. Ama işte tam şeyimiz yok. Bilgilerimiz gene bu çocukluk ve gençlik dönemine dair. Asıl tabii hayatı şeyde, bu Kırım Savaşı sırasında Fransa'ya gidiyor. Paris'e. Fransızca öğrenmek istiyor. Yine bu Medlin'in doktora tezinden öğrendiğimize göre Alexander Dumas'ın anılarında Teodor Kasap'a yer veriyor. Çünkü Alexander Dumas'la temasa geçiyor. Bir mektup yazdığını. Paris'e gidince kendisini Fransızca öğrenmek istediğini, Monte Cristo'yu Yunanca tercümesinden okuduğunu ve ondan eğer kendisine yardımcı olursa mutlu olacağını söylüyor. O da diyor ki ben çok meşgulüm ama hani sizi başka birisine benimle gelip tanışırsınız, sizi başka birine yönlendiririm. O size yardımcı olur. Gerçekten yardımcı oluyor. Bir yere yerleştiriyor ve diyor arada bana gelin, hani şey yapın. Sanırım ilk önce 15 ay gibi bir süre kalıyor Paris'te. Ve o dönemde Fransızca öğreniyor. Birkaç kere buluşuyorlar, gidiyor da Alexander Dumas'a. Ve Dumas da beğeniyor Fransızcasını. Bu diyor, bu dönemde bayağı çok diyor şey çalışkan, azimli öğrendi. Sonra tekrar 1859'da Paris'e geliyor, ikinci gelişi. 11 yıla yakın kalıyor bu sefer Paris'te. Ve Dumas'ın sekreterliğini yapıyor. Onun yayın evinde çalışıyor. Hatta galiba yine Medlin'in doktora tezinde Kasap'a yani imzalanmış birinci baskı bir takım kitaplar evet. var. Alexander Dumas tarafından ona yani verilmiş. Yine bu dönemde Namık Kemal sürgüne Paris'e kaçtığında Namık Kemal'le ne diyeyim hayat boyu süren dostlukların temelleri de burada atılıyor. Yani çok yakın arkadaş Namık Kemal ve Teodor Kasap. Yani bunu hem Mithat Cemal'in çalışmalarından hem Namık Kemal'in yayınlanan mektuplarından biliyoruz. Hep çok yakın temastalar. İstikbalde
Namık Kemal'in kendi adını koymasa bile hep Teodor Kasap'a destek verdiğini, imzasız yazıların büyük çoğunluğunun onun tarafından yayınlandığını, yine aynı şekilde Diyojen ve Hayal'de de destekliyor Namık Kemal. Ziya Paşa da destekçileri arasında. Yani isimlerini koyup koymadan da her zaman Teodor Kasap'a, yani matbuatta da destek olmuş önemli figürler bunlar. Şimdi bir de tabii şey var, muhtemelen değil, herhalde kesin yeni Osmanlılarla birlikteydi Fransa'da. Onlarla birlikte bütün o faaliyetler içindeydi. Bir de bir Garibaldi'ye yardım etmek için Alexander Dumas'ın meşhur bu 5 yıllık seyahatinde ona eşlik ediyor. Hatta orada savaştığı, yaralandığı, Namık Kemal'in bu yaradan çok etkilendiği, gibi bir takım şayialar da var ama ne kadar doğrudur onları bilemiyorum ama herhalde savaşmıştı. Ama yok yani mutlaka şey var işte, Emma gemisiyle gidiyorlar ve bir tür Marsilya'dan silah götürüyorlar. Propaganda şeyini yürütüyorlar Fransa'da, işte Garibaldi'cileri destekliyorlar. Dolayısıyla mutlaka işte Garibaldi'nin yarattığı o işte yurtsever, liberal, antimonarşist, milliyetçilik içerisinde, o atmosfer içerisinde yoğun bir şekilde var aslında Teodor Kasap. Ondan da çok etkileniyor. Yani Garibaldi, İtalya'nın bu birleşmesi, oradaki bu işte yani demokratik ve işte liberal milliyetçiliğin yarattığı çekim aslında bence yine Osmanlı'nın tümünü çok etkiliyor, tabii, heyecanlandırıyor evet, falan. Evet. Ve dolayısıyla mutlaka Teodor Kasap'ın da karizmasını Namık Kemal gözünde gerçekten yükseltmiştir bu bir fiil orada. Bizzat sahada bulunmak. Bir de şey, Duma'ya takdim ediyor Namık Kemal'i, beraber yemek yiyorlar falan. O da çok etkilemiştir Namık Kemal'i şüphesiz. Çünkü o dönemde Duma'yı ve Victor Hugo'yu çok seviyorlar. Özellikle edebiyatçılar. Zaten bir de şöyle bir şey var. Duma ile ilgili bu kurduğu ilişki Türkiye'ye döndüğünde, yani ilk defa mesela Monte Cristo Türkçe çevirisi Diyojen'de tercüme edilmeye başlanıyor. O zaman çok dilli, yani çok kişili, kolektif bir çeviri bu. İlk önce hatta edebiyat tarihlerinde çok uzun bir süre biz bunu Teodor Kasap tarafından bitirildiğini bilmiyorduk. O da bir tartışmaydı. Yani bunların içinde Ahmet Mithat var, direktör Ali Bey var, bence Namık Kemal falan da var. Yani orada çalışan, Diyojen'e yazı veren herkesin fasikül çevirdiği ama sonrasında yani bir kaçıncı sayıyı da hatırlamıyorum. Artık çeviriyi orada tamamlamıyorlar. Sonra kitap olarak yayınlanması Teodor Kasap tarafından yapılıyor ve çeviriyi Teodor Kasap bitiriyor. Yani aslında Monte Cristo tercümesinde şeyi bilemiyoruz. Şeyi ben karşılaştırmadım, bilmiyorum öyle bir çalışma da var mı? Yani Diyojen'deki mevcut çeviri tefrik edilirken sonra kitap olduğunda değişti mi? Yani Kasap buna müdahale etti mi? Yoksa işte o kolektif çeviriyi olduğu gibi aldı ve kendisi oradan devam mı etti? Hani onu bilemiyorum. Mesela bunu da belki merak eden biri çalışırsa. Çok iyi konuymuş bu arada. Evet. Yani. bir de tabii yani Monte Cristo çevirisi böyle şey, şimdi böyle yani basit bir çeviri olarak gözükebilir ilk etapta konuşunca ama dönemin büyük bir olayı bu yani. Tabii böyle çok büyük okurların bir olay. Sabırsızlıkla beklediği, evet, hatta evet, böyle artık tetik olmasın, fasikül olsun falan baskı yaptı falan, büyük bir fenomen oluyor yani Monte Cristo. Fenomen de kitap şimdi. Tamam, çok iyi. Her şey var. Hala fenomen bugün de. Tabii ki öyle. Ama işte o dönemin koşulları içerisinde gerçekten Osmanlı hani şey dünyası açısından da bir çok çarpıcı bir şey giriş yapıyor. Evet, örnek olarak da çarpıcı. Ya bir de şey açısından da mesela uzun yıllar yine hani matbuat tarihi açısından ve tefrika yazarlığı açısından önemli bir şeyi de başlatmış oluyor Teodor Kasap böylece. Kolektif yazma eylemini. Yani bir şeyi kolektif yapma. Hani biz bugün de mesela 20'lerde, 30'larda mesela 30'larda yine biliyoruz ki aynı gazetede yazan ve farklı eserler tefrika eden yazarlar birbirlerinin yerine yazabiliyorlar. İşte bunun Kemal Tahir ve Suat Derviş'in birlikte yazdığı bir tefrikayı yayınlandı mesela. Şimdi o anlamda da Türkiye'deki edebi kamuya bu ilişkiler ve edebiyat tarihi açısından baksak muhtemelen birçok kolektif yazma örneğini de bulabiliriz. Teodor Kasap yani çok dilli yayın yaparak matbuat tarihinde bir de kolektif yazma eylemini başlatıyor. Nitekim sanırım Diyojen'deydi, bir gazel yazıyorlar. İşte Namık Kemal ve dönemin diğer meşhur şairlerin birlikte yazdığı bir eser var. Bu da ilk mesela. Hani herkes bir mısra yazıyor, herkes bir mısra yazıyor. Bu da aslında onun o Osmanlıcılık fikriyle çok bağdaşan bir şey. Yani edebiyatı da sadece çok dilli değil, hani birçok kişiyi aynı çatı altında
bir edebi ürünü kolektif bir şekilde eyleme dönüştürmek. Tabii bir dil bütünlüğünü yakalamak, siyasi bütünlüğünü yakalamak, bakış, bir topluluğa dönüştürmek. Ya bunlar çok hani devri için, hatta bugünden baktığımızda çok avantgard bile gelebilir yani. Aa falan diye. Hem çokluğu hem de yani bu tefrikacılığın da bir şekilde temellerini atıyor aslında. Ya çok emin değilim. Tabii birazcık ilgili şey yapıyorum. Yani bugünün Türkiye'de bir şekilde sonrasında da özellikle 70'lerde karikatürlü halleriyle iyice artan bir aslında mizah, yani politik mizah dergiciliği, yani tüm o işte Marco Paşa, Akbabalar vesaireden yani takip eden bir süreç var. Orada da mesela yani özellikle şeylerde karikatür ağırlıklı olanlarda bir birlikte çizmek, birbirinin esprisini tamamlamak, parçasını alıp başka yerde kullanmak gibi bir eğilim olduğunu biliyoruz. Aslında bunları tamam hani kapalı bir ortamda birlikte bir dergi çıkartmak meselesi de herhalde buralardan hep neşet eden, buralarda birazcık şeyini bulan, karşılığını bulan, orada da bir başlangıca imza atmış diyelim ya da en azından oluşması için bir ortamı kurmaya çalışmış. Aynı flashback'te yaptığımız gibi biraz da böyle bir şey verelim mi? Ne üretti? Yani neleri basmamız lazım daha? Yani şöyle, ben bu hikayeyi bu hikayeyi anlatabilir miyim izninizle? Lütfen. Kendi Theodor Kasap hikayem şeklinde. Şimdi ben bir 19. yüzyıl anlatıyorum üniversitede ve dönemi anlatmak için hep gazete ve dergilerin iyi birer örnek olduğunu düşündüğümden öğrencilere hep gazete ve dergiler okutuyor idim. Ve o zaman Theodor Kasap'ın çıkardığı dergiler ilgimi çekmişti. Çünkü çok fazla bir çalışma yoktu ve de mizah olması ilgimi çekmişti. Çünkü gündelik hayatı yansıtmak için mizah gerçekten çok hani şey, senin de biraz önce söylediğin hiç bilmediğimiz ayrıntıları, yani birçok şeyi yakalamak mümkün. O zaman bir herhalde 8 sene falan sürdü. Biz okuduk yani bu hayal, Diyojen, Çıngırak, Tatar, İstikbal bahsettiğimiz şeyleri ve çok güzel bir süreçti. Sonra bir gün ben İstos yayınlarının kurulduğunu görünce böyle belki Seçkin sen vardın herhalde. Böyle klasörlerle geldiğimi hatırlıyorum Karaköy'e. Ondan sonra hep birlikte Theodor Kasap üzerine çalışmaya başladık. Herhalde bir 7-8 sene oldu. Bu da yani oyunlarda onun ilk şeyi oldu aslında, ürünü. 7-8 sene demesek şimdi. Hani insanlar bunlar bir kitap mı çıkartabildiğiniz bu kadar zamanda diyecekler ama. Olmuyor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi aramızda değil bugün ama ona da bir selam verelim. Alperen Topal. Alperen'in de sonradan bu ekibe, yani bizlere dahil olması ve heyecanıyla önce Namık Kemal üzerine çalıştı, sonra da arkadan Theodor Kasap heyecanına dahil olmasıyla, yani Çıngıraklı Tatar, Diyojen ve Hayal ve mümkünse belki İstikbal'i de hep beraber yayınlamayı planlıyoruz. Müjdeyi şu anda. Evet, yani Çıngıraklı Tatar büyük bir oranda bitmiş durumda ama herhalde onu en geç 2022'de çıkarırız diye tahmin ediyoruz. Ya ben şey açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu gazete ve dergileri önce söyleyeyim yaptığı. Yani hem ilk başta bahsettiğimiz bütün bu cemaatlerin ayrı birer ada değil, hani birbirleriyle olan etkileşimlerini görmek, birbirlerindeki edebi alışverişleri görmek, dil alışverişlerini görmek, ve birbirlerine nasıl cevaplar verdi. Mesela şeyi biliyoruz, en sevmediği şeylerden birisi Basiret gazetesi Theodor Kasap'ın. Ondan sonra Basiretçi Ali Efendi ve tiyatro gazetesini çıkaran Ermeni, çok dönemi meşhur. Manzumeyi Efkar mı? Manzumeyi Efkar. Garbet Panosyan. Panosyan mesela, sürekli Panosyan'ın kulakları hikayesi kalıyor neredeyse. Her eşek kulaklı Panosyan hep kalıyor artık. Yani sürekli muhalif olduğu kişilerle girdiği çatışmalar, sonra bunlar mesela saraydan şeyler alıyorlar, ne denir, ihsanlar. Evet. İşte kim ne kadar aldı, ona kaç para verildi, bana kaç para verildi hikayesi. Mesela o da hangi dergi ve gazetenin hangi haberi yaparak, nasıl bir politika izleyerek o nişanları aldığını görmek açısından ilginç. Türkiye'deki matbuat tarihini o şekilde okumak açısından çok ilginç. Sonra bu cemaatlerin, mesela şey, Ahmet Mithat çok popüler. Yani gerek Rumlar gerek Ermeniler arasında. Çok yani çevriliyor. Bunu biliyoruz. Yani Ahmet Mithat'la ilgili yazılar var. Bir takım işte ona dair tartışmalar da var. İşte ortak yapılan tercümeler var. Gündelik hayatta özellikle alafrangalılaşma meselesini biz hep Arap harfi Türkçe metinler üzerinden okuyoruz ama
burada da bir çok ciddi bir alafrangalılaşma hikayesi ve bunun eleştirisi var. Evet. Çok büyük yani, hiç çok dediğim gibi o ecnevi olmak, Osmanlı olmak. Hani nerede sınırlar var? Hani şeyi biliyoruz biz, Arap harfli metinler üreten Müslüman Osmanlı münevverinin kafasında batılılaşma ile ilgili soru işaretlerini biliyoruz ama yani diğerlerinin buna nasıl eklemlendiğini çok bilmiyoruz aslında. Yani ne kadar bir yandan tabii ben... şey var yani bir tür alafrangalılık eleştirisi, ecnevilik eleştirisi mesela Türkçe şey... Yunan harfli Türkçe'de, Ermeni harfli Türkçe'de de çok var yani şey olarak. Bir tür bir aşırı batılılaşma eleştirisi, ecnebi olma eleştirisi, adetin değişmesi falan. Buna karşı böyle daha sakınımlı bir tutum. Ki bu sakınımlı tutum kasaptan sonra aslında giderek daha muhafazakar bir tutuma dönüşecek yani. 1890'lar falan iyice yani. Öncesinde aslında 1870'lerde baktığımızda kasapın yani böyle ecnebi olanla Osmanlı arasında ayrım çizmesi de bir muhafazakar politik tutuma işaret etmiyor henüz. Evet, etmiyor. Yani o şeyi derken işte işte seyirliklerde, tiyatroda vesaire Osmanlı'nın işte geleneksel seyirliklerinin temel alınması gerektiğini, işte orta oyunu, Karagöz falan gibi bunların temellendirilmesini salık verirken bir muhafazakar politik pozisyondan konuşmuyor. Ya da bir diğer alanlarda da bir başka Osmanlıcı vizyonu üzerinden işte o bahsettiğin işte o adacıklar, kompartmanların aşılarak bir ortak Osmanlı ülküsü ve bir şey, ebnai vatan olması, işte vatanın çocukları bir araya gelecekler ve bir siyasal, bir siyasi taksime karşı olacaklar çünkü vahdet içerisinde birlik halinde olacaklar. Böylesi bir şey, siyasal vizyonu da temsil ediyor. Bunu tabii yeni Osmanlılar daha açık bir şekilde yapıyorlar belki falan ama Teodor Kasap'ın önemli belki de bunu şeyde yapması, yayınlarında bir oldukça popülerleştirerek yapması aslında. Bir bütün Osmanlı unsurlarına aynı biçimde oluşturmaya çalışması. Evet, yaygınlaştırması tabii. Ve bu çok zekice bir şey yani. Çok iyi hikayeci. Yani etkili. Yani çok iyi hikayeci şey yapıyor yani. Tiyatrodaki tavrı da büyük ihtimalle. Yani bir anlatım biçiminin nasıl daha kolay olacağı, nasıl mevcuttaki alımlayıcıyı yakalayabileceği yani. O yüzden seyirliği kullanmak, bilinen tiyatronun biçimlerini kullanmak ve mizahı kullanmak. Bunlar hakikaten işini çok kolaylaştıran, hani çok kolay, çok güzel, kolay bir zeminde her şeye başlayabileceğin. Yani genel olarak baktığımızda Osmanlı basın dediğimiz şey zaten böyle bir, hani hep böyle vurgu işte tercüman ahvalin kurulması falan ama asıl dönemeç belki 1850'lerde bir diziyi zaten Ermenice, Rumca, gazete, Türk harfli Ermenice ve özür dilerim yani Ermeni harfli veya Rum harfli Türkçe gazeteler çıkıyor zaten ve aslında giderek böyle şey 70'lerdeki o patlama, 60'ların ikinci yarısındaki patlama aslında 50'lerle birlikte başlıyor yavaş yavaş ve bu basının çok dilli olma hali ve bu etkileşim temel olarak aslında tabii şey var, 1850'lerde de var, 1850'lerde de 60'larda da gazeteler çok ciddi bir şekilde birbirlerine karşı böyle kutuplaşmış olabiliyorlar. Evet, birbirlerini okuyorlar, birbirlerine referanslar veriyorlar. Belki birbirleriyle de birlikte hareket ediyorlar yani salt şey değil yani sansöre karşı belki birlikte hareket ediliyor. Kasabın belki ayrıntısı noktası bir gerçek anlamda bir Osmanlı basını şey yapıyor, kompartmanları aşıyor, bilinçli bir şekilde aşma ve çok dilli yayınlarıyla yani böyle bir 5 dilde yayın yapıyor mesela Hayali, böyle bir neredeyse 5 dil değil mi? Evet. Türkçe, Rumca, Ermenice, Bulgarca, evet, Bulgarca da falan, Fransızca yapma şeyi var, gayreti var. Onu aşma, bilhassa kendi şeyiyle aşma çabası. Peki Cahil'e bir soru sorayım. Bunlarda içerik çeviri mi yoksa her bir dile özel içerik mi? İşte mesela yazılıyor. O ilginç bir nokta. Özellikle kasap açısından. Tabii yani yeni bir şey bakmak gerekiyor ama tabii ki büyük ölçüde aynı içerik. Ama mesela şey var, kasapta ben bir öğrencim yani eski Yunanca da biliyordu. Diyojen'in Yunanca nüshasıyla Türkçe nüshalarını karşılaştırdık. Oyunlar farklıydı mesela. Bizim burada yayınladığımız oyunlar Hayal'in Türkçe baskısındaki oyunlar ama mesela Hayal'in ve Diyojen'in Rumca baskılarındaki oyunlar aynı değil. Mesela bir kısmı farklı. En azından bir 20 sayı kadar karşılıklı okuma şeyimiz olmuştu. Ona devamını getiremedik. Yok, çok anlaşılır aslında, tahmin ediyorum çünkü yani. Belki haberlerde de yani satır satır kontrol edilse. Evet, farklılıklar ki o da ayrı bir şey yani neden öyle olduğu.
Ben Çin'e yani bu polemik Çin'ine bağlarım yani. Her tarafa söyleyecek başka bir sözü var. O zaman çok daha şey oluyor yani, velut. Her dilde çok şey söyleyince o ayrıca bir enerji. Yani çünkü bu oyunlar şeyi hatırlıyorum mesela. Karnaval esasında tüccarın hali. O mesela çok... O ortaktır mesela bence. O her ortak yerine. Ama asıl olarak Osmanlı Rum konteksi. Evet, yani tüccar belli ki böyle bir şey tüccar. Belki hatta Anadolu kökenli bir tüccar ama illa öyle olması da gerekmiyor yani. Epirli falan da olabilir. Orada şey işte bu Sillogomani dedikleri dönem var Osmanlı Rumlar içerisinde. Bir cemiyet furyası. 1860'larda 70'lerde çok canlı. Tam onu hatırlıyor işte. Balolar, tiyatrolar tertip ediyorlar, ihaneler falan filan. Onu anlatan böyle çok şey. biraz hatta böyle onlar aslında böyle Anatoli gazetesini falan hatırlatıyor o eleştiriler bana. Çünkü şimdi Misailidis de çok eleştiriyor. Onun da belki işte Panosyan'la birlikte böyle bir adacı, kompartman şeyini eleştiriyor belki ama gerçi daha sonra işte hayalin şeyini de verecek Misailidis yani. İlişkiler evet, o kadar bir şey değil. Kötü. Ama benzer temalar görüyor orada insan yani evet, böyle evet. Bir şey olarak. Panosyan'da da var mesela bu yine benzer temalar. Tabii. Yok benim orada sevdiğim şeydi mesela yani bu çok içe eleştirir bir şeyi. Herkese sunması. Yani bunu bizzat Türkçe'de yazıp hani bu çünkü çok cemaat mantığıyla düşünsen. Yani çünkü o kadar şey bir pozisyona sokuyor ki cemaatin yani. Evet. Yani orada işte biraz böyle şey iç dış ne biraz bu gözlemi evet, yani aslında yabancı dünyalar olarak gördüğümüz şeyler veya ne diyelim bir genel olarak yani Osmanlı Müslüman kimliğinin dışında olarak gördüğümüz ifade biçimleri, kültürel davranış kodları falan filan aslında o kadar da dış değil. Yani asıl olarak belli bir için. Çünkü yani sokağa yansıtıyor dedik. O sokaktaki esnaflar arasında. Sokak dediğimizde zaten benim aklıma daha fazla o geliyor. O İstanbul'un sosyal ve ekonomik hayatı içerisindeki etkileşimler bugünkünden farklı bir iç dış yaratıyor. O ecnebilik Osmanlılık sınırlı onun için öyle. Bugün bizim gözlüğümüze baktığımızda biraz tamamen böyle bir ufkumuzdan çıkmış şeyler. O dönem aslında pek de öyle olmayabilir aslında. Pek de öyle olmayabilir, tanıdık gelebilir. Zira hani nasıl Osmanlı aydınları açısından şey bir dedik ya böyle poliglot olmak, çok dilli olmak bir istisna değilse unutmayalım. Hiç olmazsa Osmanlı kamusal hayatında yer alanlar için, ticari hayatında yer alanlar için ama belli semtlerde yaşayanlar açısından da sadece tek dilli olmak geçerli değil muhtemelen İstanbul'da. Evet. Yani çok aynı zamanda bir ticaretle uğraşan, esnaflık yapan birisi, yani Türkçe tabii ki lingua franca herkesin konuştuğu değil ama biraz Fransızcayı, efendim iştigal ettiği mesleğe göre biraz Rumcayı, Ermeniceyi, Ladino'yu bilmek zorunda olduğu bir dönem. Ya da belli bir semtte yaşıyorsa o semtte Rumlar hakimse Rumcayı da bilmek zorunda olduğu bir dönem. Ki bu dönem İstanbul'un hayatında neredeyse 1950'lere kadar aslında geçerli bir dönem. Yani kimse sadece Türkçe bilmiyor. Herkes biraz gayri ihtiyar bir şeyler kulağına çalındığından kelime olsun, bilmem ne olsun bir şeyler biliyor. Yani dolayısıyla böyle bir tasavvuru içinde olmamız lazım. Gündelik hayat derken asla Osmanlı gündelik hayatı da İstanbul'un en azından gündelik hayatta tek dilli bir hayat değil. Çok dilli bir hayat. Evet. Yani biraz bunu konuşurken kitabımızdaki bu eleştiri metinleri, oyun formunda yazılmış şeyler hatırladım. Bir Rusça öğrenme hikayesi vardı. Hayal mi hatırlıyorum? Evet. Karagöz Rusça öğreniyor evet. Değil mi? Evet. Böyle bir sürü şey, yalan yanlış Rusça kelimeler. Şimdi bu oyunlar şey, Pinti Hamit ve İşkillimamız, senin dediğin gibi zaten tiyatro konusunda Theodor Kasap, yani 19. yüzyılda iki tane eğilim var tiyatro konusunda. Bir tanesi Namık Kemal gibi tamamen batılı, yani sadece batılı tiyatroyu alalım, geleneksel tiyatroyu lağvedelim çünkü hatta bu halkın ahlakını bozar şeklinde bir tavrı var. O anlamda Namık Kemal'le şeyler, zıtlar. Hatta Namık Kemal'e verilmiş bir takım cevaplar da var o gazetelerde. Namık Kemal'in bu batıcı tiyatroyu dediğin öncelemesine. Çok bir parantez, ilk bakışta aslında böyle ters bir şey. Yani Theodor Kasap özellikle yani böyle bir Rum kimliğe de sahip olarak böyle antik tiyatro, onun batılı içinde falan sanki böyle şey, hani onu savunurmuş gibi. Namık Kemal'si daha şey bir tür böyle bir aşırı batılılaşmaya karşı da bir reaksiyonu temsil ediyor falan. O daha yerli ve milli temsil ediyor. Tam tersi oluyor. Evet, yani ilk etapta ben hani öyle düşünürdüm. Evet. Yerli ve milli farkları yani. Evet evet. Yani Theodor Kasap o mesela Şinasi ile başlayan işte Ahmet Refik Paşa'nın da direktör Ali Bey'in de içinde olduğu işte geleneksel tiyatroyu yenileştirelim. Yani biz bunu biraz üzerinde çalışır modernleştirirsek bu tiyatro daha iyidir. Destekleyen ekipten.
O yüzden de şey yapıyor, yani her iki yazdığı oyunu da mesela şeydi, Adat'ı Türkiye'ye Tevfikan diye mesela bu şekilde adapte ediyor. Tamamen yani yerlileştiriyor bütün karakterleri. Şimdi Pintahamit ilginç çünkü Pintahamit yazıldığı da Abdülhamit daha. Ve Abdülhamit'in en çok bilinen özelliklerinden birisi de cimriliği. Yani bu arada... Bunun olması tabii ki. Yani aklınıza bakar çünkü yani böyle Abdülaziz'in müşrikliğiyle tanıdığı dönemde evet. Şehzade Hamit tutumlu. Tutumlu. Cimri ya da cimri. Yani. Tutumlu. O zaman diyorlar ki sen bunun adını Pintahamit koydun. Hani bu acaba bir gönderme olarak düşünülebilir mi? Değiştirseniz mi falan diyor. O da diyor ki ben şöyle bir şey düşünmedim ki düşünmüyor gerçekten. Çünkü Pintahamit diye bir tip var. Yani eski Türk geleneksel tiyatrosunda. O tipi alıp aslında çağdaş bir oyuna yerleştiriyor. Yani yine İşkilli Memo'da yaptığı gibi. Nasıl onu diyor ben yine şey orta oyunu şeklinde yazdım bunu. Orta oyunu şeklinde tercüme ettim dediği. Pintahamit de yani o dönem belki çok bilmiyordu ama biz bugün bilmiyoruz. Ben de bunu mesela yine bu kitabı hazırladıktan sonra Fuat Köprülü'nün tesadüfen Arap harfli bir makalesini okurken rastladım. Evet, o mevcut şeylerin içinde yoktu yani ya da ben görmemiştim. Ve upuzun bir şekilde Pintahamit tipinin ta 13. yüzyıldan itibaren nasıl işte edebiyatta kullanıldığını, anlattığını görünce aa dedim tamam bu. Metin altta böyle bir şey geçiyor. Sadece. Onu atlamışım. Ondan haberdar değilim ama dedim çok çok mantıklı. Hı-hı. Yani o tipin burada Pintahamit diye alınması ki kendisinin de ne alakası var dediğinde anladım yani gerçekten herhalde Abdülhamit'le ne alakası var. Doğru söylüyor yani. Tavsizlik diyelim yani. Şey, yani bu her iki oyun da mesela özellikle Molière döneminde en çok çevrilen ve adapte edilen Fransız yazarı. O da bu akıma katılıyor yani Molière çevirilerine. Ahmet Refik Paşa'nın mesela yine benzer yani Cimri'yi yani aynı kitabı o da adapte ediyor. İkisinin adaptasyonları çok farklıdır birbirinden. Yani mesela senin de o dediğin gibi mesela bunu alın okuyun. O kadar az bilinmeyen kelime var ki bugün rahatlıkla bu oyunu anlayabilirsiniz. Bu arada adaptasyonu da kendi eleştirisini de sonra oyunlardan birinde koyuyor. Yani evet. Tevfik'a yazmaya çalışan bir yazarımız vardı sanıyorum. Fransızca çeviri yapmaya çalışıyordu. Evet. Yani şey var mesela Ahmet Refik Paşa'nın dili biraz daha ağırdır. Bu çok daha anlaşılırdır. Bir de mesela şöyle bir şey var işte bütün bu konuştuğumuz cemaatler ve kompartmanlar hikayesi. Ahmet Refik Paşa tamamen Yahudilerden evet, yapıyor. Yani oyunu da tamamen Müslümanlardan yapıyor. Pintahamit'i. Yani bu da şey güzel bir örnek aslında bu farklı cemaatlerin edebi alışverişlerini görmek ve nasıl algıladıklarını, nasıl adapte ettiklerini. Belki Ermenice de var ya da Ermeni harfi Türkçe yayınlanmışsa bir de onu görmek belki onlar nasıl yaptılar değil mi? O da ilginç olabilir diye düşünüyorum. Ya İşkilli Memo çok bir de bunları tefrika ediyor ayrıca onu da söyleyeyim ayrıca tefrika. Bunlar yani, sahneleniyorlar da bu ikisi. Sahneleri beğenmediği Güllagop Gedikpaşa evet. Tiyatrosu'nda onu da hiç beğenmiyor. Güllagop'u işte Osmanlı Tiyatrosu diyor ama bu Osmanlı Tiyatrosu değil doğru düz Türkçe konuşamıyorlar diyor. Telaffuzları çok aynı şeyleri Namık Kemal'de söylüyor, Ziya Paşa'da söylüyor. Hepsi söylüyor dönemin yani bu Osmanlı Tiyatrosu Gedikpaşa'da kurulan Güllagop'un bu oyuncularının kötü telaffuzları bütün aydınlar gibi şeyi de rahatsız ediyor. İşte seçilen oyunları beğenmiyor. Bunlar kötü oyunlar diyor. İyi yapamıyorlar. Olaylar Fransa'da geçiyor. Niye biz bunları seyrediyoruz diyor. Yani müthiş ya. Yani şey olsun. Biz hani Osmanlı'da geçen oyunlar yazılsın. Bunları izleyelim. Hani bunları görelim. Sahnede görmek istediğimiz şeyler bunlar. Hani Güllagop bunları ne zaman yapacak? İşte yani ne repertuarı beğeniyor, ne oyuncuları beğeniyor, ne sahneyi beğeniyor, hiçbir şey beğenmiyor. Yani dönemindeki bu tiyatroya getirilen eleştirilerin hepsinde ortak. Şimdi biraz şey konuşalım, bu oyunlar ilginç, hayaldeki oyunlar. Çünkü bu böyle aslında dönemin politik, ne diyeyim, konjektürünün bir nevi metaforu gibi oyunlar. Böyle bir birkaç oyunda birden devam eden bir veli ağ var mesela. Evet. Veli ağ. Yani değil mi? Sen ne dersin? Yani veli ağ ve çocuklarının. Evet, veli ağ ve işte şey hain evlatlar, komşular. Has evlatlar, komşular. Şimdi veli baba, yani veli ağ Osmanlı. Yani o neden veli ağ bilemiyorum mesela onu. Neden veli ağ dedi ona?
Hani bunun da muhtemelen bir şeyi vardır yine. Veli nimet gibi. Ya da neden ağa mesela. Hani ağalık da bir şey ya. Efendi değil ağa diyor mesela ona. O da şey biraz daha geleneksel tandanslama takılmak istediği için orada. Çünkü bunlar biraz ağa ve efendi birbirinden farklı şeyler. Yani herkese efendi ya da ağa denmiyor. Ve oradaki mesela Rusların işte ya da dış ülkelerin müdahaleleri de işte bir ağaçtan ceviz topluyorlar. İşte o cevizi birisi çalıyor, öteki hadi çal çal diyor, yok öteki çalma diyor. Sonra evde çocuklara geliyor işte diyor, babamız gelmedi, işte başka birisi geldi. İşte onları bana ver diyor, yok hayır vermez, ben babama sadığım, yok öteki babama sadık değilim. Aslında bu bence çok hoş, bilmiyorum dönemde diğer oyunlara baktığımızda çok yaygın bir şey değil. Evet. Yani çok bir kriz dönemi demiştik başlıkta zaten yani falan şeyle başlayan işte isyanla, Helsinki'deki isyanla başlayan ve sürekli böyle daha boyutlanan bir kriz ve orada geleneksel olarak işte böyle bir Kırım Savaşı'ndan beri böyle bir şark meselesinin ilk defa yeniden böyle bütün gücüyle 20 yıl sonra ortaya çıktığı bu bilgi serisinde zaten direkt Helsinki'de. Tabii. Orada bir şey var. Yani. Bunu tartışabilmek tabii çok zor o dönemde yani. Yine de şey tabii Abdülaziz'in tahtta olduğu sonra tahtta neyse bile bu tür dış politika meselelerinde böyle bir açık bir şekilde Osmanlı hükümetini ya da yabancı hükümetleri eleştirebilmek falan çok şey meseleler. Ve burada bunu yapıyor aslında. Evet, bu Andrassy notası nasıl, falan. Hepsi yani, var. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın notası. Yani tersane konferansına kadar uzanan Aralık 1876'daki süreci böyle bize şey yapıyor. O açıdan da bir ilginç. Yani Osmanlı Devleti ile farklı unsurların ilişkileri, dış güçlerin nasıl müdahil olduğu, nasıl aslında Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki unsurları arasındaki ilişkileri yönlendirdiği, basınç uyguladığı falan meselesi. Çok enteresan yani böyle çok o dönemde doğrudan şeyler az yani buna dair. Evet işte mesela o senin söylediğin. Aslında yani en azından İstanbul'da. Karagöz'ü Rusça öğrenme. Tabii o çok yani. Tam tersane konferansındaki bu Ruslarla olan hikayeyi şey yapıyor yani. Sembolleştiriyor. Ya çok doğru iyi bir şey, araç bulup bununla her şeyi bir şekilde eleştirinle birlikte sunabilmek çok kıymetli. Yani Mahmut Nedim Paşa'nın hakim olduğu dönem işte Nedimov meşhur Rus şeyinin bayağı içerisine girdiği İstanbul'da etkisinin olduğu bir ara dönem var. Ardından tabii Tersane Konferansı bütün o savaşın getirdiği bir yurtseverlik patlaması da var İstanbul'da. İşte Vatanperverler diye bir oyun var. Evet. Yani dolayısıyla böyle aslında o dönemi tam gündelik olarak biraz böyle bakınca çok da böyle incelemeye gerek yok. O dönemi aktaran bir... Bu kitabımızdaki son şeydi değil mi? Çok, çok güzel metin o da ya. Evet yani bence oyunlar hem dönemi öğrenmek için iyi, hem de yani bütün bu olup biten her şeyi görüveriyorsun birden işte. Veli baba, Veli Ağa'nın şeyin etrafında çocukları toplanıveriyor masada. O masada komşu gelip konuşmaya başladığında ne olduğunu öğreniyoruz aslında biz yani. Sizin de bu arada çok açıklayıcı ön sözünüz ve dipnotlarınız da zaten okura yani hattı çiziyor. Kasap konuşularak bitmez ama ne yazık ki her güzel programın bir sonu var. O yüzden bu hikaye nasıl tamamlandığı da konuşalım. Dergiler, gazeteler çıktı, bir sürgün gerçekleşti. Sonra aslında sürgünün sebebini de şey yapalım işte o meşhur işte bir karikatürden işte matbuat kanun dairesinde serbesttir. Eli kolu bağlı. Karagöz. Evet. Hapse atılıyor. 3 ay hapiste kalıyor. Aslında işte bütün böyle yazılanlarda işte bir tür aslında artık tahta geçmiş olan Abdülhamit'in ona karşı hala Pinti Abid'den dolayı belli bir garez duyduğu ki Abdülhamit düşünüldüğünde tabii öyle kuşkucu ve şey bir şahsiyet tabii bunu yapabilir. Dolayısıyla çok sert cezalandırıldı, hapse konuldu. Sonrasında çıkacak ama bir tür uzlaşma giderken ama hemen yurt dışına kaçıyor. Evet. Ve sonrasında da sessizleşiyor zaten. Bayağı bir sessizlik. Yurt dışında ama istikbali çıkartıyor. İstikbal Napoli'de taş baskısı olarak çıkardı. Ama mesela şey çok ilginç. Yani çıkardığı diğer dergi ve gazeteleri biz Türkçe, Arap harfli metinler dışındaki sayılarına ulaşamıyoruz. Türkiye'deki kütüphanelerde maalesef mevcut değil. Fakat bu istikbalin Napoli'deki taş baskısı sayıları var. Tabii ki. Onlara ulaşabiliyoruz. Onlar mesela okunabilir durumdalar.
sonrasında. Ama şey de var tabii, yani ben mesela şeyi bilemiyorum, neden o kadar sessizleşti? Çünkü Abdülhamit'in izlediği bir takım politikalar var bu muhaliflere karşı. Örneğin Namık Kemal'i de sürgüne gönderiyor ama oğlunu istihdam ediyor. Yani devlet memuriyetini alıyor ve bir nevi oğluna bakıyor yani. Şimdi Namık Kemal için oğluna bakan birine oralardan muhalefet etmek ne kadar mümkün görünüyordu. Şimdi çocuklar evleniyor, Theodor Kasap'la. İki tane çocuğu var, benim bildiğim değil mi? Tabii. İki çocuk var, beraber gitmiyorlar. Yok, gitmiyorlar. Onlar zaten ailesine dönüyor. Karısının bir yardım istediği söyleniyor. Yani affedilmesi ve geri dönmesi için. Muhtemelen orada aracılar da herhalde yine şeyler olmuştur diye düşünüyorum. Tanıdığı kişiler, herhalde matbuatta tanıdığı kişiler, bürokrat. Nuri Bey var işte, evet, Sütmeyesi ortak adımlarımız işte deniliyor falan. Muhtemelen onunla, bu tür bağlantılar açılıyla. Evet, öyle bir af eşinin işte onun üzerine affedildiği. Ama muhtemelen mesela Abdülhamit'te de benzer bir şey var. Diyor ki Abdülhamit geri dönebilir Abdülhamit ama yazmayacak. Yani hiçbir şey yazmama şartı koyuyor. Yazsa da yayınlamama şartı koyuyor. Ve mesela Abdülhamit'in çok uzun bir süre hiçbir şey yayınlamama şeyi var. Kasaba da muhtemelen aynı şey. Hiçbir şey yazmayacak, dönebilir ama hiçbir şey yazmayacak şey var. Ve daha acısı Yıldız Sarayı'nın kütüphanecisi oluyor. Yani şey, daha acı diyorum. Çünkü hemen orada şey, bilmiyorum, belki de kasaba açısından iyi bir şey miydi? Büyük bir ihtimalle orada çeviriler yaptı, kitaplar yazdı. Çünkü padişahın polisiye olan merakını biliyoruz ve birçok dönemin kalburüstü yazarı padişaha çeviri yapıyor. Şimdi bunların neredeyse hiçbiri yayınlanmadı şimdiye kadar. Yani biz Yıldız Sarayı'nda Abdülhamit için yapılan çevirilerin ya da yazılan eserlerin neler olduğunu, evet elimizde bir katalog var ama o katalog biraz yani yabancı dildeki şeyler yanlış falan okunmuş. O yüzden çok sağlam bir bilgiye sahip değiliz. Ama hem Mithat Cemal'den bildiğimiz kadarıyla hem de yine ben gördüm, var Yıldız Sarayı'nda yani Sarı Haydut diye bir eserin şeyden çok emin değiliz. Mithat Cemal bunun Alexander Dumas'a benzer bir eser olduğunu ama telif olduğunu söylüyor. Yani çevirimi, telif mi ya da adaptasyon mu? Onu henüz bilemiyoruz. Böyle bir romanı olduğu kesin el yazısıyla. Çünkü Türkçe okuyup yazmayı öğrendiği için bu Sultanahmet'te, ki hapishanet süresince kendisinin yazma ihtimali yüksek. Başka şeyler yapmış olma ihtimali de yüksek. Tabii. Yani mesela onu inceleyebilirsek o eseri, yani kendi el yazısından karşılaştırılabilir ya da diğer katalogdaki eserlere bakılabilir. Yani Duma'yı sevdiğine göre polisiyeyle de mutlaka padişahı polisiye çevirmiştir. İşte böyle bir pozisyonda diye bir de bütün yazma şeylerinde alınmışken çalışmadan duramaz. Evet. Umarız ki onu da 2024 senesinde listasından görürüz. Ama Theodor Kasap açısından şunu hani ekleyelim, yani böyle bir Beşiktaş'ta yaşıyor bilmem ne. Bir tür koşulları da çok iyi. Yani kendi evi, görüntü veriyor evi falan. Öte yandan yani mutlaka bunun böyle bir şeyi var. Yani siyasi olarak, duygusal olarak bir böyle bir melankolisi mutlaka olmuştur. Zira onun gibi yani 1860'lar, 70'ler kuşağının diyelim, baktığımızda hani Rus Savaşı, anayasanın iptali, rafa kaldırılması daha doğrusu, Abdülhamit'in giderek daha ne diyelim istibdatçı bir yönetim kurulması vesaire, bütün bunlar imparatorluğun Osmanlı-Rus Savaşı'ndan büyük yarar alarak çıkması, yani böyle bir adeta demografik olarak değişmesi, daha Müslüman bir imparatorluk şeyinin ortaya çıkması, Rumeli'deki kayıplar vesaire, o kimliğin bir ölçüsü aşılması, tüm bunlar aslında bir ölçüde Theodor Kasap'ta da yansımasını bulmuş olmalı diye düşünüyor insan. Zira onun hani 63 yaşında ölüyor, genç bir yaşta nispet ölüyor. 97'de, evet. Evet. 1897'de. Doğrusu genç bir yaşta aslında biraz böyle bir duygusal boyutun da olduğu hiç kuşkusuz akla getirilmeli diye düşünüyorum. Evet, mezarlığı şu anda yani Beşiktaş Meryem Ana Panagyak Lisesi'ndeymiş. Yani bir mezar taşı var mı bilemiyorum. Bakmak lazım. Bu da bir diğer bilgilerimiz olsun. Çok teşekkürler. Dediğim gibi kasabada konuşacak çok şey var. Umarım ki yakın zamanda Çingirak Tatar baskısını yapmayı başarırız. O zaman tekrar bir kasap dosyasını açar. Birazcık daha o dönemi konuşur. Bizzat
orada neler yazıldığını konuşuruz. Teodor Kasap oyunlar İstos yayından hala hazırda ulaşılabilir. Serhat hocamızın diğer çatışmaları da herkese kitap raflarında bulabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz emekleriniz, çalışmalarınız için. Moderasyonu kusur ettiysem affola. Estağfurullah. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar mı? Şey mi?